Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bezelyeli pilav tarifi hazırladım arkadaşlar. Kanalımda bu tarifimin olmadığını fark ettim ve bilmeyenler için de tarifi yaparken aklıma geldi, paylaşmak istedim. Ve hemen kameramı kurdum, çekime geçtim. Öncelikle pirincimi arkadaşlar ben 2,5 çay bardak pirinç kullandım. Pirincimi sıcak suda yaklaşık 1 saat kadar bir çimdikle tuz atarak ıslattım. Bu şekilde beklettim. Daha sonrasında süzdüm, yıkadım nişastalı suyunu. Tavaya zeytinyağı koydum. Kızdıktan sonra pirinçlerimi ilave ettim ve kavurmaya başladım. Orta ateşte bu şekilde pirinçlerimi kavurdum. Evet, pirincimiz lapa lapa olmaması için ben pirinci yaparken arkadaşlar sürekli ölçerim. Ne kadar pirinç kullandım ve ne kadar su kullanacağım diye. 1 çay bardak pirince 2 çay bardak sıcak su kullanıyorum. Kullandığınız pirince göre sizler de ayarlayabilirsiniz. Evet. Suyunu verdikten sonra sıcak suyunu 5 çay bardak sıcak su verdim arkadaşlar. Eğer varsa tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Daha bir lezzetli olması için. Yaklaşık 1 çay bardak kadar bezelye, buzluk bezelyesi kullandım. Derin dondurucuya atıyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor ve rengi yeşil kalıyor arkadaşlar. Bir tane de havucu küp küp doğradım. Bunları da güzelce karıştırdım. Pilavımın tuzunu verdim ve şimdi de bolca tereyağı vereceğim arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı parçaları ekleyeceğim. Bu şekilde pişirmeyi bırakacağım pilavımı. Evet. Tereyağını önceden kavururken vermiyorum çünkü içerisindeki süt kreması yanacaktır. Bu da pilavımızın renginin bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenden dolayı ben sürekli pilav yaparken tereyağını üstten veririm arkadaşlar. Ve birazcık da limon sıktım. 5-6 damlacık. Şimdi kapağını yarım bu şekilde kapatıyorum. Ocağımın altını da orta dereceye koyuyorum ve pilavımın suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyorum. Ve pişerken asla karıştırmıyorum. Pilavı pişerken karıştırmayın arkadaşlar. Bulgur olsun, pirinç olsun. Çok önemlidir. Evet, bu şekilde kontrol ediyorum suyunu çekmiş mi diye tahta kaşıkla. Zaten sesini de duyuyorsunuz, cızırdı sesini. Artık pilavım pişti. Şimdi demlenmeyi bırakacağım. Aynı şekilde kapağını kapatacağım. Bu şekilde dinlenmeyi bırakacağım arkadaşlar. Yaklaşık 5-10-15 dakika artık ne kadar dinlendirirseniz o kadar pilav tane tane olacaktır. Burada bir 5 dakika dinlendikten sonra karıştırdım. Kızım okuldan geldiği için hemen servis yapmak istedim. Sizlere daha sonrasında daha çok dinlenmiş halinde göstereceğim. Tane tane oluyor arkadaşlar. Kesinlikle lapa lapa olmuyor pilavımız. Bu şekilde yaparsanız sizler de tane tane gördüğünüz gibi bu şekilde pilav elde edebilirsiniz. Hem inanılmaz da lezzetli arkadaşlar. Bezelye, havuç ve tereyağı müthiş lezzetli. Evet, yanına patlıcan kebabı yapmıştım. Bu şekilde bizler afiyetle yedik. Şimdi dinlenmiş olan pilavımı göstereceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar, tane tane. Kesinlikle lapa lapa değil. Eğer ölçülere uyarsanız sizler de bu şekilde tane tane pilav elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, biliyorum pilav yapmak oldukça zordur tutturmak. Lapa lapa olur, ya diri olur. Arkadaşlar, ıslatırsanız ve bu şekilde pilavı ölçü olarak 1'e 2 olarak yaparsanız müthiş sonuç elde ediliyor gördüğünüz gibi. Ama pirinçten pirince ve markadan markaya su kıvamı değişebiliyor. Bunu da göz önüne almak lazım arkadaşlar. Evet, kebap tarifimde diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Bu şekilde bir de sunum ile tabağı hazırlamak istedim sizlere.
Görsel şahane görünüyor. Lezzeti anlatamam arkadaşlar. Hele kebabın o kokusu müthişti. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.